Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben yine bugün çok güzel bir kendin yap projesiyle geliyorum. Bu sefer pamuk makrome ipinden bir paspas yapacağım. Ama ortaya şöyle kocaman dev gibi bir paspas değil de nasıl diyeyim? Hani şöyle köşede böyle keyif köşenizde tam böyle ayağınızın altına atmalık şöyle bir metrekare çıkarsa süper olur benim için. Çünkü şu iplerden sadece 6 tane var benim elimde. 4 tane gri var, 2 tane siyah rengim var. Ben şöyle planlıyorum ortayı. Gri, en kenarını da bir sıra derken artık olay büyüdüğü için şunda bile bir sıra çıkabilir bilmiyorum artık. Son en dış yerine de şu siyahtan böyle bir yapacağım. Hadi bakalım inşallah dediğimiz gibi yaparız. Şimdi nasıl yapacağım? Anlatayım. Yuvarlak, trabzanlı paspas yapacağım, öyle söyleyeyim. Başlangıç için standarttır. Sepet mi örüyorsunuz arkadaşlar veya ne örüyorsanız, yuvarlak başlangıçla ne örüyorsanız şöyle başlıyoruz. Birinci sırada sihirli halkamız var arkadaşlar. Onu şimdi göstereceğim nasıl yapıldığını. Sihirli halkamızı 12 tane dolduruyoruz. Trabzanlarla dolduruyoruz. İkinci sırada ise hepsine, o her trabzana çift batıyoruz. Çift batınca 12x2 24 oluyor yani arkadaşlar. Üçüncü sıramızda her trabzana birini çift, birini tek batarak. Yani şu çift 2 geliyor, buradan 1 geliyor. 3, 12x3 36. Biraz matematiksel ama şu mantıkla giderseniz daha güzel bir şey çıkacaktır ortaya. Hani böyle bir dalgalanmalar falan olmayacak. Dümdüz yüz yuvarlak çok tatlı bir şey çıkacak inşallah. Dördüncü sırada da aynen 1 çift 2 tek, 1 çift 3 tek, böyle sıra sıra sıra. Siz büyüttükçe sonuçta şuraların da büyümesi gerekli. Ama şu düzende büyütürsek daha güzel bir yuvarlak elde edeceğiz diye düşünüyorum. Hadi ben şimdi hemen başlıyorum. Şunun da bir ekran fotoğrafını alırsanız sizin için daha yararlı olur yapacak olan kişiler. Hemen alıyorum ekrandan bunu. Nasıl yapalım? Şöyle elimize hemen doluyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır? Sihirli halka nasıl yapılır? Şöyle yapın arkadaşlar. Bakın size en kolayını göstereceğim artık. Şöyle. Şunları da itelim biraz. Şöyle. Şunu şöyle yapın arkadaşlar. Ondan sonra şu ucunu şuraya aldım ben kendim. Şuradan alıp buraya 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi 3 zincir çektiğim yeri ben şöyle sihirli halkanın içine batıp trabzanımı oluşturuyorum. Yine aynı. Bundan sonra 12 trabzan oluşturmak için her birine birer defa başını alıp trabzanlarımı oluşturuyorum. Toplamda 12 tane yapacağım şimdi ben. Bu kaçıncı? Şu an mesela 4. oldu. Şu da 5. Bundan sonra ben size şimdi sihirli halkanın sihirliliğini göstereyim. Şu sihirli halka yaptık ya az önce. En basit. Ay ipim düşüyordu arkadaşlar. Sihirli halkamızın en basit şeklinde şurayı çektik mi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Şura daralıyor. Bu işte sihirli halkadır. Yani şurayı ben doldurduğumda fazlalık bir şey kalmasın diye şöyle bir şey yaptım. Çektiğimiz an en basit hali budur arkadaşlar. Şimdi ben hemen 12 tane dolduruyorum. 5 tane yapmışım. 12 doldurup hemen geliyorum size. Arkadaşlar ben 12 tane trabzanımı yaptım. Yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir milimi bırakıyorum. Şurada sihirli halkamızın ucu vardı. Bu sihirli halkamızın ucunu şöyle çekebildiğim kadar çekiyorum. Yuvarlak olsun diye. Şöyle ortada ne kadar boşluk az kalırsa benim için o kadar güzel görünecektir ortası. Şöyle de şöyle sıkılaştıralım. Tamamdır. Bayağı da çektim. Hemen ipimi tekrar sardım. Ve 12 tane yaptım arkadaşlar. Şurada 12 tane trabzan var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Birleştirme yerim nasıl olacak? Şunu da şöyle altına katıyorum ki ben o da yok olsun gitsin. Tam şu ilk başta zincir çekmiştim ya. Şu zincir çektiğim yerden arkadaşlar şöyle bir batıyor. Şöyle girdi arkadaşlar. Şu zincirin üstünden girdirdim. Hemen buradan birleştiriyorum. Birleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak yapmış oldum.
Şimdi birinci sıramız bitti. İkinci sıramız neydi? Hepsini çift batacağım. Her trabzanın üstüne çift batacağım arkadaşlar. Onun için ilk başta başlarken 3 tane zincir çekiyorum ben. 1, 2, 3. Bu zaten birini oluşturduğu için bir de bunun dibine batınca çift batmış olacağım böylece. İlk çiftimi elde etmiş oldum. Bundan sonra da hepsine ben yine çift çift batacağım. Başını alıyorum. Şöyle batıyorum. Buna bir tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Her trabzanın üstüne çiftle devam etmiş olacağım arkadaşlar. İp de kalın olduğu için parmakla çok çabuk bitiyor. Tekrar tekrar sarma durumunda kalıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an çok iyi oldu. Batarken de nereden batıyoruz arkadaşlar? Tam şu, bakın. Şöyle göstereyim size. İçte de bir tane şurada bir ip gidiyor ya. Hani o ipi almayın batarken. Şu üstteki sadece ikili şöyle. Şu ipi alırsanız. Bakın alttaki kalması gerek ki daha güzel görünsün diye. Şöyle hemen ben şurayı da battım. Şimdi ben bunu bir tur dolandırayım. Yine hemen geleyim size. Arkadaşlar ben şöyle ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi bitiş noktası 24 tane trabzan oldu. Şurayı saydım. Doğru 24 tane oldu. Şimdi yine şu karşıya gelip son yani sonuncuyu şöyle direkt başına almadan birleştirme işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak oldu. Birleştirdim. Şimdi yine bu noktada 3 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3. sıramız neydi? 1 çift 1 tek olarak devam edeceğim. Ve şu ilk trabzanı ben bunu da bir tek saydığım için sonuçta hani bunun çiftini hemen yanına batıp devam etmiş oluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi biri zincir biri de trabzan benim için bir çift de bu sayılmış oluyor böylece. 1 çift 1 tek olarak ben şimdi yanındakine de ben hemen tek batıyorum arkadaşlar. Tek battım. Bir yanındakine çift batıyorum. Bunun dibine bir defa daha batıyorum. Çünkü çift batıyorum yani. Gördüğünüz gibi şimdi 3. sıramı ben çıkmaya başlıyorum. Bunu da bir dolandırayım. Bir tek bir çift olarak dolandırayım. Ondan sonra geleyim. Arkadaşlar şimdi ben şu sırayı da bitirdim. 1, 2, 3. sıra. Ben sihirli halka ile beraber 4 gibi diyorum ama 3 sıra bitti aslında. 1, 2, 3 sıra bitti. Ve yine 36 tane oldu bu sıramda da. Hemen şu karşıdan yine ben birleştiriyorum. Şuradan hemen birleştireceğim şimdi. Şöyle hiç batmadan. Bu birleşim işlemini arkadaşlar başına almadan yapıyoruz. Yani dümdüz olsun. Şurası bana dümdüz olsun belli olmasın. Gördüğünüz gibi hiçbir kıvrılma bir şey olmadı. Dümdüz çok güzel bir şey çıktı ortaya. Yani bu sayıları takip ederseniz eğer not alırsanız bu sayılarla daha rahat ilerlersiniz. Şimdi 1, 2, 3 sıra bitti. 4. sıra. 4. sıramızda neydi? Hemen şöyle yaklaştırayım size de göstereyim tekrar. 4. sıra ne diyor bana? 1 çift bat, 2 de tek bat diyor. Toplamda 48 tane trabzan olsun. Doğrudur diyor. Hemen şöyle ilerletiyorum. 1 çift 2 tekle devam edeceğim. İlk önce yine 3 tane aldım zincirimi. Bu zincirin yanına battığım için yine aynı sistem. İlk çiftimi böylece oluşturmuş oldum. Trabzan da benim. Zincir de benim bir trabzanım sayılıyor arkadaşlar. Şimdi neydi? Tekrar bakayım. 1 çift 2 tek. Şimdi ben ilk çiftimi yaptığım için buradan sonra da 2 tane de tek yapacağım. Yani bir buraya battım bir tekim bir de yandakine batıp bir tekim de böyle. Aynı yere battıklarımı ben çift olarak sayıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sırayı da ben şimdi böyle hemen bitirip geleyim size. Şu sırayı arkadaşlar ben 1, 2, 3, 4. sırayı şu an yine bitirdim. Yine şu bağlama yerine geldim. Şu bağlama yeri de en üstü tabii ki. Hemen en üstüne şöyle ben bir batıyorum. Bakıyorum. Evet. Şimdi şurayı da battım. Birleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir geniş geniş göstereyim size.
düzlüğünü göstereyim size yani. Şöyle tam istediğim gibi arkadaşlar. Şunu şöyle biraz daha yaparsanız daha net, daha güzel şekil alır. Bu büyüdükçe zaten daha ağır olacak. Sonuçta daha paspas olacağı için daha rahat olacak. Şimdi ben 5. sırama geliyorum. 5. sırada ise bir çift 3 tekle devam edeceğim. Yani toplamda 60 trabzanım olacak. Bu sırada benim 48 trabzanım oldu. Bu yazarak gitmek de daha mantıklı. En azından sayarım. 48 tane tamam bitmiştir benim için bu sıra diyorum. Daha düzenlidir diyorum. Şimdi hemen ben 5. sıramı da 3 zincir çekerek başlıyorum. Bundan sonra da artık biraz daha büyüdükten sonra gelirim sizin yanınıza hemen. 6. sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şuradan birleştirme yerini birleştirdim ben. 6. sırada ise 1 çift 4 tek olarak devam edeceğim. Yani 12 çarpı 6'dan 72 yapacağız şimdi. Hemen yine 3 tane trabzanımı, pardon 3 tane zincirimi ördüm. İlkini çiftten sayacağım için başını alıp en dibine kendinin yanına battım. Şöyle. İncirleri biraz büyük mü yapıyorum? Ne yapıyorum? Biraz ayak mı oldu dedim. Neyse bakalım. Hemen bir çift 4 tek olarak devam edeceğim için yanına hemen başını alıp 4 tane bir tane bir tane olarak her birinin trabzana birer tane batıyorum ben. Şöyle. 1, 2, 2 tek oldu. Şu 3 tek. Şu da 4. tekim oldu. 4 tane tek batıp trabzan yaptıktan sonra hemen bir yanına başını alıp aynı deliğin içine iki defa trabzan yapıyorum. Bakın en dibinden içine şöyle tekrar batıyorum. İki tane yaptım. Şöyle göstereyim ben. Şöyle büyük bir şekilde. Yuvarlan. Yine istediğim şekilde nizami bir şekilde büyüyor. İstediğim şekilde yani yuvarlak şekilde devam ediyor. Yine böyle böyle büyüyecek. Ve güzel bir paspas olacak inşallah. 6 tane ipten ne kadar çıkar bilemiyorum ama ben biraz daha bayağı bir büyütüp öyle gelmek istiyorum şu an karşınıza. Buraya kadar güzel anlattım. Umarım detaylı anlattım. Sorunuz varsa alta zaten yazabilirsiniz. Yorumlardan cevap veririm sorulara. Büyüttüğümde tekrar gelirim. Arkadaşlar ben bitirdim bir tane ipi. Tam bir tane ipimiz bitti. Şu noktada hatta şöyle bitti. Çok güzel oldu. Tamamen hatasız oldu. Hiçbir şekilde yanlarda böyle marullanma denir. Hani böyle nasıl diyeyim kırışmalar falan olmadı. Bildiğiniz dümdüz bir çok güzel yuvarlak oldu. Çünkü ölçüsü o kadar güzel ki benim verdiğim gibi yaparsanız ölçülerini bir tanesini bile kaçırmadan yaparsanız sizin de aynen şöyle bir sonuç olacak. Ben çok beğendim bu paspasımın. Bu boyunu şu an bile beğendim. Ölçüsünü de ben hemen size şöyle yapayım. Bir tane ip ne kadar, bir tane iple ne kadar uzunluğunda oldu. Gördüğünüz gibi 40 santimlik. Yani bir tane ipim bitti. 40 çap. Çapı 40'lık bir yuvarlağımız oldu. 40'a 40 büyüklüğünde bir yuvarlak oldu yani. Şimdi ben hemen bunu bırakıyorum. İkinci ipimi açıyorum. Şöyle. Bu da 200, bütün iplerim zaten arkadaşlar 250, bakayım 250 gramlık arkadaşlar iplerimiz hepsi. Şimdi şuradan hemen aynı şekilde şuraya bağlayacağım. Bağlama sorun değil arkadaşlar, sıkı bir şekilde bağlarsanız ben arkada kalacak şekilde ayarlayacağım zaten. Hani paspasımızın şu düğüm kısmını ben altına getireceğim. Ben iki kere bağlayayım sağlam olsun. Şöyle bağladım. İki defa. Aynı şekilde devam edeceğim ben. Yani şu düğüm kısmı arkada olacak şekilde. Ben şöyle bağladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben onu işlerken alt tarafına doğru bırakırım ben. Alt tarafında kalır. Görünmez bile bağlama yerleri. Şimdi ben şu
düzeni tekrar söyleyeyim. Büyüdükçe çünkü nasıl bir düzen elde ediyoruz? Şurası arkadaşlar 12 tane doldurduğumuz alan. Sihirli halkamızı 12 tane doldurduğumuz yer. İkinci sırayı ise her zaman için her birine çift batıyoruz. Yani 12, 24 oldu burası. Üçüncü sıra ise arkadaşlar bir çift bir tek. Bir çift iki tek. Bir çift üç tek. Bir çift dört tek. Yani her bir sırada bir çift birer tek artırarak gidiyoruz. Ama bir çiftimiz sabit her zaman. Yani ben şu sihirli halkayla çift doldurduğumu saymazsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıradayım. Yani bir çift 12 tek. Ben böyle böyle gidiyorum. Her bir sıramda şu 11. sıramı bir çift 11 tek olarak devam ettim. Şöyle ipimi ben yere bırakayım. Umarım anlatabilmişimdir. Ben böyle bir yol buldum kendime. Daha rahat şekilde devam ediyorum. Burası benim 12 tane tek. Bir çift 12 tek. Şurada bir çiftimi yapmışım zaten bitmeden. 5 tane tekim var. Şimdi hemen ben bunu 12'leyeceğim. 5. 12. sırada 12 tek bir çift yapacağım için 12 tek yaptım. Şimdikine de bir çift yapıyorum. Yani bir yere iki trabzan olarak batacağım. Aynı yerden yine battım. Gördüğünüz gibi şöyle. Hem şurada nerede bağlama yerimiz? Bakın belli bile değil. Tersini çeviriyorum. Şurası. Şurasıymış yani. Hiç belli bile değil ipimizin yeri. Çok da güzel oldu. Şimdi ikinci sıramızda, ikinci ipimizden de şuradan başlıyoruz. Artık ip bittiğinde tekrar gelirim ne kadar büyüdü onu konuşuruz. Zaten sistemi öğrettiğimi düşünüyorum. Böyle devam ederseniz sorunsuz, hatasız, paspas yapabilirsiniz. Paspas olur, puf olur veya sunum olur, sunumluk hani şey, suplalar olur mesela. Her şey yapabilirsiniz bu model üzerinden. Sade, naif, ben böyle seviyorum. Herkese sevgiler. Arkadaşlar ben iplerin hepsini bitirdim de geldim. Son 6 tane ipimden 4 griyim, 2 tane de siyahım vardı. Şu kadarcık kaldı ikisinden de. Şu bir sıra bile çevirmez. Çünkü artık genişlediği için alanı bir ip en fazla 4 sıra falan çeviriyordu. Hani ben de 3'er 3'er şöyle yaptım. Siyahı da en kenarında kullanmak amaçlı. Şu ikisi kaldı. İkisi de artık dedim püskü falan yapalım. Bir şeyler yaparım dedim. Bir de ölçüsünü söyleyeyim arkadaşlar. Şu boydan boya tam şöyle göstereyim. 92 santim. Arkadaşlar 92 oldu. Yani bir metrekare bile olamadı neredeyse. 6 tane ip. Hemen ben şimdi arkadaşlar ne yaptım? Yanına dedim ki ne bir püskül olsun. Püsküller, şöyle püsküller yaptım. Göstereyim. Şöyle püsküller yaptım. Şimdi her bir köşeye şöyle şöyle şu köşelerine, yani 12 tane köşemiz var. Birer püskül yapacağım. Şimdi burada 11 tane püskül var. Püskül nasıl yapılır ben hemen onu da göstereceğim size. Arkadaşlar püskül nasıl yapılır ben şimdi onu gösteriyorum. Gri ipimi kullanacağım püskül yapmak için. Hemen şöyle, belli bir ölçü yok aslında. Şu kadar büyüklüğünde bir tane önce kesiyorum. Bir tane de bunun bir tık daha uzunluğunu kesiyorum. Nerede kullanacağımı hemen göstereceğim size. Şöyle uzunluğu yeterli bana. Mesela şu kısa ipim, şu uzun ipim. Şimdi bunun için ben şöyle biraz açayım. Hatta yere bırakayım. Şöyle bir karton. Ben şu büyüklükte olsun yeterli dedim. Onun için ben şöyle bir karton kullanıyorum arkadaşlar. Kartonun etrafında şimdi saracağım. Kartonun boyu kadar. Şu kısa ipim, şuydu sanırım, evet. Kısa ipimi öncelikle kartonun altına aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi buradan ben 20 tane sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam. 20.yi de sardıktan sonra tam oradan kesiyorum. Artık iple işim kalmadı. Şimdi şu üst taraftan tutturduğumuz ip var ya hani,
şöyle kısa kestim dedim. Yani hepsinin etrafını sarmış olduğum dedim. İpin üstünden geçirmiş olduğum püskülümüzün bu baş kısmı. İki tane sıkı sıkı bağladım. Şu baş kısmı. Şimdi çıkartabilirim artık buradan. Çıkardım. Tam çıkardığım noktadan püskülün alt tarafında şu baş kısmıydı bağladığım yer. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle oldu. Şimdi şu bir tane de uzun kesmiştim. Şu uzun kestiğimi şöyle altına bıraktım. Şu bel kısmını bağlayacağım şimdi. Şöyle şurayı şöyle sıkıca bir tane bağladım. Hemen bir tane daha bağlıyorum sağlam olması için. İkinciyi de bağladım. Şimdi onu püskülün bir ucu gibi gösterip aşağı tarafa bırakıyorum. Şimdi şu püskülün tam bel kısmını şöyle sarıyorum arkadaşlar. Tamam, şöyle biraz daha saralım. Tamam, şimdi şöyle az bir yer kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Şu iğne vardı, çoğaldız iğnesi diyeyim. Şimdi şunun içinden şöyle yapabilirsem. Evet, tam içinden geçirdim arkadaşlar. Şu artık ipi bunun içinden geçirip püskülün bir ucu gibi gösteriyorum. Şöyle geldi. Şöyle. Bakın. Şuradan sıkı sıkı çektim. Şimdi imkansız açılmaz püskülümüz. Ve şu kısımları da ben şöyle düzenliyorum. Tamam. Şu püskülümüz de hazır. Toplamda 12 tane püskülüm oldu. Şimdi ben şu kenarlarından, şu kenar köşelerinden birer tane püskül yapacağım şimdi bu paspasımıza. Arkadaşlar ben püsküllerin hepsini taktım. Şöyle göstereyim. Çok güzel şey oldu. Şöyle kalıp gibi oldu. Yani öyle çok kırışma durumu olmaz. Çünkü kalın bir ip şöyle. Kalın ip olduğu için kırışma durumu çok olmaz. Dümdüz de şöyle kestim. Asla sökülme, kopma, asla öyle bir şey de olamaz. Şimdi ben size nasıl taktığımı da göstereyim. Böyle takarsanız daha iyi olur. Ben şuradan göstereyim aslında size. Tam köşelerden arkadaşlar. Şu artırma yerlerim var benim. Artırma yerlerinde hani çift batıyorduk ya. Çift battığımız yerden şu püskülümün şöyle hani bağlama bırakmıştım yeri bir tane. İp şöyle bağlamıştım öyle diyeyim. Şimdi bir tanesini hemen şunun içinden geçirdim. Milyardımla. Geçirdim. Bunu sıkı sıkı şöyle yapayım. Şöyle sıkı sıkı hemen bağlıyorum arkadaşlar. İki defa, üç defa ben bağladım. Sağlam olsun diye. İki, bir tane daha bağlayayım. Üç tane bağladım şu an. Üç tane bağladım. Şimdi şu ipimiz kalıyor ya. Şimdi bu ipi sakın dibinden falan kesmeyin. Hani zamanla yıkandığında veya hani zamanla burası açılmalar yaşanır. Normaldir. Şu ipi bilerek uzun bıraktık. Şimdi şu püsküllerin içine ben bu ipi vereceğim. Şu arkadaşlar şu çuvaldız iğnesi deniyor. Onu ben kullanıyorum çok şeyimde. Sepet örerken de kullanmıştım. Şimdi ben şöyle hemen geçti biri. Diğerini de hemen aynı şekilde geçireyim. Olduğu için geçti. İki tanesini şöyle iğneme taktım. İğnemi şimdi şu iç taraftan çekiyorum. Şöyle çektim. İşte arkadaşlar şu iki tanesini de gördüğünüz gibi şuradan geçirdiğim için sıkı sıkı da çektim. Asla sökülme olmaz. Şimdi şu ucun uzun kısmını da şuradan hemen keseyim. Püsküllerimle eşit yapayım. Tamam. İşte arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Sağlam oldu. Yani çünkü bağlama yerimiz
direkt püsküllere verdiğimiz için aradan sökülme gibi bir şey yaşanmaz. Şimdi bunu resimlerde hep beraber daha net görelim. Herkese sevgiler. Yapanlara şimdiden çok kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.